Kayseri'de teknoloji, inovasyonun gelişmesi konusunda yaptığımız faaliyetler, edindiğimiz bilgi ve tecrübelerin toplumumuza daha fazla etki yapması için UniWorkUp Coding Space sosyal inovasyon girişimini kurduk. Kayseri'deki melek yatırımcıların da desteğiyle beraber Kayseri'de yaşayan ve 18 yaş üzerindeki gençlerin dünya standartlarında yazılımı öğrenmesi ve teknoloji şirketlerinde işe girebilmeleri için destekler sunuyoruz. Önceden yazılım bilmeye gerek yok. Üniversite mezuniyeti veyahut da bölümün hiçbir önemi yok bizim için. Kişilerin becerili ve yetenekli olması temel kriterimiz. UniWorkUp'ta iki aşamadan oluşan bir seçme süreçleri var. Öncelikli olarak online sistemde, web sayfamızda beceri testini uygulayan arkadaşlar daha sonrasında provalar yapmak için UniWorkUp kampüsüne davet alıyorlar. Bu davet esnasında bir ay boyunca kendilerini geliştirmek üzere çalışmalar yapıyorlar. Yazılımı öğrenebildiklerini bize ispatladıktan sonra biz onları ana programa davet ediyoruz. Ana programımız 2 yıl boyunca devam edecek. Bu süre içerisinde blockchain, yapay zeka, siber güvenlik ve oyun geliştirme alanlarında tematik uzmanlaşmalarımız söz konusu. Kullandığımız eğitim teknolojisi dünyanın herhangi bir şirketinde çalışabilecek seviyede yazılımcı olarak yetiştiriyor. Takım çalışması, işbirliği kültürü, kompleks problem çözme becerileri kazandırıyor. UniWorkUp bu sezon için sadece 100 öğrenciyi kabul edecek bünyesine. Üniversite öğrencileri gelebilirler ya da üniversite mezunları ya da lise mezunların herkese kapımız açık. Üniversite okurken arta kalan zamanını UniWorkUp'a gelerek yazılımı öğrenebilirler. Ya da tam zamanlı çalışanlar eğer vakitlerini ve zaman yönetiminde yeteri kadar verimli çalışabilirlerse yazılımı eş zamanlı olarak öğrenme şansları var. Bu süreci tamamlayanlar programımız içerisinde mutlaka bir teknoloji şirketleriyle tanışma fırsatı elde edecekler ve kendilerinin uygun gördükleri bir şirketlerde çalışma fırsatları elde edebilecekler. UniWorkUp'ta kullandığımız eğitim teknolojisi Silikon Vadisi'nde de kullanılan bir teknoloji. Biz nitelikli eğitimi Kayseri'ye getirmiş olduk. Bizim öğretmenimiz yok. Öğretmensiz bir yapıdayız. Aslında biz bir yazılım kursu değiliz, okulda değiliz. Biz kodlama alanıyız. Burada yazılım öğrenmek isteyen gençler bir araya gelerek proje üzerinde çalışarak, yaparak öğrenme sistemi üzerinde ilerlerler. Buradan mezun olduklarında dünyanın herhangi bir teknoloji şirketinde çalışabilecek niteliğe ve donanıma sahip olacaklar. Amacımız Anadolu'daki genç işsizliği azaltmak, gençlerimizde yetenek ve becerisi söz konusu ve biz bunu yazılım ekosistemiyle desteklemek, hem Türkiye'de hem de dünyadaki ihtiyaçları karşılamayı hedefliyoruz. UniWorkUp ücretli bir program. Ama bunu sürdürülebilir olmak için kullanacak bir yapıda dizayn edilmiş bir sistemimiz var. Öğrenciler ana programa kabul edildikten sonra eğitim ücretinin %20'sini eğitim esnasında ödemelerini bekliyoruz. Geriye kalan %80'lik kısmını istihdam edildikten sonra ödemelerini istiyoruz. Kendi kazandıkları parayı daha sonrasında bize ödeyerek aslında bir sonraki sezondaki arkadaşına burs vermiş olacak. Amacımız sürdürülebilir olmak ve sosyal ve sürdürülebilir bir toplum inşa etmek. Toplam ücret tutarımız 12 asgari ücret kadardır. Bunun 2 asgari ücretini eğitim esnasında, 10 asgari ücretini ise istihdam edildikten sonra ödemelerini bekliyoruz. Amacımız öğrencilerimize kurs vermek ya da sertifika vermek asla değil. Bizim amacımız onların nitelikli iş fırsatlarına erişmelerini sağlamak. Bu nedenle eğer istihdam edilemezler ise %80'lik kısmı ödemelerini istemiyoruz. Şu anda başvurularımız hala devam etmekte. Eğer ilgilenen, yazılımcı olmak isteyen ve teknoloji şirketlerinde çalışmak isteyen gençlerimiz web sayfamızdan ya da Instagram'dan başvuru yapabilirler. Ayrıca kızların ve genç kadınların bilişim sektöründe desteklenmesini istediğimiz için onların ödemesi gereken %80'lik kısmı almıyoruz. Amacımız daha fazla bilişim sektöründe kız yazılımcıların ve genç kadınların mühendis olarak çalışmalarını desteklemek istiyoruz. Başvururken aklımda çok fazla soru işareti vardı. İşte benim daha önce hiçbir yazılım tecrübem yok. Ne yapacağım, ne edeceğim, nasıl öğreneceğim, hangi hocalar bana gösterecek. Ondan sonra buraya gelip Mehmet Bey'in sunumunu dinlediğimizde burada bir öğretmen modelinin olmadığını, tamamen işte akran öğrenim sistemiyle kendi arkadaşlarımızla bilgi alışverişi yaparak bir şeyleri öğrendiğimizi, geliştirdiğimizi gördüm.